Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler. Din ve hayat namlı sohbet programımız arkayı sizler bilgileriniz görüştük. Programımızın növetteki bölümünde Hac ibadeti hakkında doktorumuz, ben kardeşimler Ubul Qasım Ahmed'i, programımızın ki izi mühmini, Ustaz Sıracın izi buludu. Sıracın azim bu kıymetli vaxtında kıdım kılıp programımız için kepegelik için köp rahmet eğitimiz. Sıracın azim şu programımızın şu Hac ibadeti, kandak ibadet, bunu çöndürüştüm başlayan olsa, benim merhamet. Yaxşı, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mürselin. Amma ba'd, hac ibadeti ve uluq ibadet İslam'ın ki beş asasının biri. Biz bu günlü de hacının, hac günleri de turvatımız, Zülkadının ahirki ve Zülhacının başlanış günleri. Allah bütün dünyanın kegen, Allah'ın mihmalları, hacılarının haclarını cahide, kubul kılışı ve anladın tuğulgan halde pak halde kaydışını Allah'tan tileyimiz. Yani bu hac ibadeti adetteki ibadetlere okşumaydıgan bir uluq ibadet. Yani hac İslam'ın beş asasının biri ama başka ibadetle normal perz olsa bu şertlik perzlerden birisi. Hacının hikmetlerine ait köp. Yani Allah subhanahu ta'ala bu hacını perz kılıçta nurgunluğun ayetle arkalık keskin perz kılgan mesela atimul hacce ve umrete lillah degen ve adzim fi'n nas bil hac degen yani peygamber aslanga insanların hac kılışına buyruk kılgan hac kılsın de yani hacın farzdaki hiç kandak şüphe yok bir uluq farz ama şu uluq farz endi şertlik hem bu kudret yetken yani adetki ibadetlerini normal şekilde kısımı ama bu hac kılış için insanların şerti tutuşu lazım. Beş türlük şerti var. Bunun birisi şu kudreti yetken adam hac kılıdandı. Kudreti yetkenlik olsun meyli maddi cahettin, ruhi cahettin ve beden cahettin, sağlamlığı her tereddin hacge kudreti yetken adam kıladı. Ama bu hacının hikmeti Allah subhanahu teala bu hacını hiç kandak bir dinde yok, hiç kandak bir millet yok. İslam ümmetine has kılgan bir ibadetindir. Ondan iken bu ibadetinin hakiki manisini, hikmetini biliş lazım. Hususen endi hac kegen adam bu fakat hayatıdır bir katim, ömrüdür bir katim perz endi. Mesela namaz desek namaz günü beş vakit kılımız, hayatımızın ahir geçe ibadet kılımız. Ramazan desek ruza, yılda bir katim perz oldu Ramazan eyden. Ama bu hac ibadeti insanlığa ömrü de bir katim, hayatı da bir katim kıladığan. Yani bu hayatı da bir katim kılgan ibadet elbette Allah'ın dergahıyla kabul bulan ve insan şu meyli beden cihetin olsun, maddi cihetin olsun, menevi cihetin olsun bu hacge ömür boyu teyirli kılıp bu hacin adı kılış için bu uluq seferge çıkan iken elbette bu hacdinki meyli ibadet cihetin ehkamları olsun, meyli onunki menevi hikmetleri olsun, hacının ahlakları olsun, prinsipleri olsun, hemenin ait yakışı bilişi lazım başta. Yani hac kılışka, hususen bizden Uygur hacilerimizden ki bu hac yolu da tartılan kıyınçılıkları, kapılıkları, meşakkatlarını biz yakışı bilimiz. Ancak boğan iken bu uluğ hacını fakat bir normal bir ibadet şekilde emez. Allah'ın ki bu insanlığa beğen uluq bir nimeti ve bu hacını mükemmel şekilde adı kılıçkı doğru kirleden. Doğanı bu zaten hacının ki bu en abzel ibadet fikirliği, en insanın imanını mükemmel kılıdığan, şuna beş rükundan en ahir kısı boğan. En muşu hacge zıklarımız kütüp durup demez muşu meyli hacim olsun, meyli Mekke'de şevatkan, karındaşlar bulmuşsun. Muşu oluk ibadet ki çiriş aldı da. En muşu hac ibadet kılış için iddia cahitinin kandak tayarlıkla buluş lazım. Bu vakti bir üçüncü bakan dostlar. Şimdi şu hacge iddia cahitinin tayarlı kılış için en başta bu hacini insan Allah için halis, hulusu niyet kılış lazım. Hiç kandak bir riyadın, köz boyamçılıktın, yakıp olmasa maddi menfaattin hali. Allah için ben bu ibadetini halis kılımen de kılış lazım. Yani şuna Peygamber Aleyhisselam'ın meşhur hadisi var. Bir adam hac kılıp, hacda
Şundaq ahlaki cihetin buzuq iş kımıgan ya ki cinsi münasebet kımıgan fasıklık kılıp günah işlemigen ve kişilerden cidden macera kımıgan halde hiç kısa huddu anılın tuğulgan okşaş günahın pak buludu deyilir. Onda boğan iken zadı ve hiç kıladık adam ben bundan burun hayatımda kıgan bütün emellerim, işlerim, hatalıklarım, günahlarım hepsi muş hac arkalık yuyuludu. Meninki bu hacim beni paklaydıgan, anladın tuğulma pak buludugan, ilgirki hayatım hepsi tügeydu. Yeniden ben de tuğulgan okşaş, yeni hayat başlayayım ben. Şunun için bu ibadetimden Allah'tan dergahıyla kuvul bulunuşu ve bundan kimki hayatımda ben bu şu Allah'ın mihmini boğan, ulu hacı boğan süpetülen hayatımını devam ettirişim lazım degen idiyi de ruhi cihetin, menevi cihetin alayını teyirli kılış lazım. O teyirli kılış için insan üzünü, meyli ilgili günah masiyetleri olsun, hatalıkları olsun, hemen tükütüş ve kişilerle boğan münasebetleri de mi, muamil de mi, karızları olsun, algı ve yüklükleri olsun, hemen tükütüş, hemen de insanda ictimai münasebette kişilerle boğan adavet, yaman işler, hemmini pak pakız tükürtüp Allah'a bütün vücuduyla sığınıldığın bir halkı kilip an hacge teyirli kılış lazım. Şu hacdan hikmeti menevi cihetin teyirli, ruhi cihetin muşubulu dendi. Zaten insanla bir ergen de Allah'ın köçürüm kılışını ümit kılıp kılıyordu. Allah'ın köçürüşünü ümit kılgan insan evvel üzdün karındaşlarını köçerse, köçergenini Allah köçürdü. Hadis namazının oyuncu mu? Nahat yani yakışır bir önemi işaret kıldı. Bulup bu muşu heyde endi. Cemiyetlerimizi kürümüz. Kudvacıyla hacı olup gitti. Elagıyla hacı olup gitti. Başka septaştırma hacı olup gitti. Ben hiç kımsam bulmaydı dediğim göz karışım. Şeytanın olsun söyle. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ki estağfirullah. Ve etimul hacca vel umreti lillah. Lillahi ilim var. Fakat Allah rızası için hacı ömrünü Allah rızası için oda kılınla. Yani hemen hacı çelişki aldı turu atkan deken yılan ki çıkmaydı. Birinci şart muşu haydin fakat Allah'ın rızasını izleyiş. Ana deken muşu muamillerini yakışlaş. Katarlık teyirliklerde buluş. Muhim iken. Şimdi biz muşu hacının ki nurgulluğun menfaatı var. Allah Teala liyeşedü manafi alehum. Uzun ki dünya uhruyluk menfaatler an diken ama pesel bu ayet kerim. Menfaati hazır olsun dedi. Bu ayetin ki nurgun menfaatler var onu tok, bu kıskan programımız düşünmeydi. Şunda adım hecinin ki vermiş terbiyevi paydaları hakkı da kıskış çöldürüp etken bu sağlık. Hecinin menfaatleri desek bu insanlığa hecik kegadem maddi cihetin pul tepip ticaret kılıp bay oldu diğerlikine asas kılmaydı bu hacının ki menfaatleri insanın ruhi cihetin, menevi cihetin menfaat ilişki asas birinci. Ama maddi cihetin normal ticaret kılışımı çeklenmeydendi. Paydı menfaat kılışı. İnsanlığa bilen münasebette algı ve güde. Hem bu hacının menfaatlerinin asas maksat ne midirse insan bu uluk ibadet ki atlanılan ki üzünü terbiyle edendi. İnsan kişiyi tatıp yakışı terbiyeye, şundaki yakışı nasihatke, yakışılıkı muhtaç. Şunun için bu hacdi insan nait köp menfaatle ilgi buludu. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki ulu hacda فَلَا رَفَثَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْدَ اَيْلَنْدِ وَلَا فُسُخْلُ يعني. Bunun manası hacda insanla ahlak-ı zıt işlerini kımaydı. Cidel macera kılıp kılıp uğruşmaydı. Ondan boğan iken insan sabır çallıklı günüydü. Yani hakikaten hac kılan insan biliyordu bunu. Tümce katım hac kılıkla bilmeyen bilen bu hac kılığında hac vakti de insanın ki hususen bu insanla başkalar terapiden her türlü bir eziyetle çılgın olmayan işler oturup çıkıyordu. Şununla sabır kılışını ügünüldü onun gibi. En mühim neyse sabır kılışını ügünüldü. Hem ahlak ügünüldü insanlara. Kişilerden kayısı usuldu muamele kılışını. Meyli yemek içmekte olsun, ya bir katnaş vasıtlarını işletişti olsun, ya hacde tavap kılıçlı cereyanları da olsun, imkan var insanla, elikide keçirimcan, elikide başkalarının ilgispes işlerini, gep sözlerini, hareketlerini kötürep, onu hezm kılıp, yüzüne şundan bir ahlak ilgisi kıldığı an, hakiki türde,
bir ruhi cihetin menfaatinin asası şu anda. İnsan üzünü terbiyeleydiğen, başka ilgili de yok işlerini, ilgili kıpsadan hatalıklarını, açık yamallık, gazeplilerlik, kedek, sabırsızlık, nurgun işler, muşu hec arkalık insanlığa hakikaten ügütülendi. Şu sebepten bu insanlar ruhi cihetin menfaat asa, üzünün imanını güçlendirse, üzünün hakiki dini kırındaşlığını güçlendirse, yani bu hac cereyanda, hac fakatlan 4-5 günlük ibadet cereyanı oldu. Şunun işi de dünyanın kegen neçin milyon Müslüman şundak bir küçük yege sıkıp birbirinden cidelleşmeyi, uğruşmayı, sınımını değişmeyi, ötüşünün özü insanlığa manevi uzuk buldu. İkinci dönem bu hacı kegen, bütün dünyanın kegenle bu hacı kilip, ibadet kılıp, tavaf kılıp, Arafat meydanına çıkıp, minada şeytan ateş etip duruştu ki, esas hikmet insanlar, dünyadaki insanlar birbirinin tanışış, Müslümanlar birbirinin dert ehvallarını anlaşış, hiç olmasa da ruhi cihettin, biz Müslümanlar yalnız emezken miyiz, bütün dünyanın kegen Müslümanlar, hemisi birbirinden kırındaşken, yani Allah'ın ki innemel mu'minunu ikhvetun diyen ayet var yani. Bütün mu'minler hakiki kırındaş. Yani İslami kırındaşlık, İslami dostluk, hakiki insani muhabbet bu şu hacde emniyetke aşıdığan bir reallık çıkılan bir yığılış endi. Şu sebepten bu hacdan hikmeti naydı pek ulu. Ülümalı etkanken bu hac yani iman ve ahlak terbiyenliğinden bir mehtap. Biz en kısa bir kurs endi. An bu hecdin ki sildiğine kadar o fayda menfaat hikmetlerini sanıp tüketkin bulmuyordu. Bu hecde hec hikmetken adem başkası bir adem bulup yani kaydını imanın küşünüp kaydıdı. Yani fragramızın uzarıp gitmesi için şu ahirde hacıla hec kıp olgan dekin, vücut kaydıkan dekin kandak yaşaş gerek, ödemişler anıklaş gerek. Yani bir yerde alaydı, barkancı, nur olan kıymetlik vaktini çıkarıp, ıksatını serip kılıp, cephamı şakkatta hacı kıldı. Hacı kılgan bilen, yani bunun dikin onun üstüge nur olgan mesuliyetle yani buluştu bir, bu vakti bir çöncürüp ötken borçlar. Şimdi şu hac insanın hayatını tamamen özgertken bu açıka, yani insan hakiki türde hac kılsa Allah onu kabul kıldı. Yani şuna el haccil mebrur de kabul kılınan hac de insanın tuğu hac kıldığı adam köp. Ama hakiki türde Allah kabul kılan hac insanın hayatını tamamen özgerti dendi. Özgertken dikin anının tuğulma günahının, masiyetinin pak boğan iken elbette insan hayatı da Allah'a takım o yıkılışış, imanını güçlendiriş, ahlakını yakışılaş, kişilerle boğan muamelesini yakışılaş ve öz evlatlarına yakışı muamele kılış, cemaatine yakışı muamele kılış. Yani insan, ma adam hac kılıp kegen, bu başkası özgürüp, yakışı adam bu kalpte, bununkin hem adam hac kılısı olurduken, bu hac insanlığı tesir kılırdıken de başkaları bir yakışı tereptin, icabi tereptin, örnek, ülgü boğulak bir halette insan hayatını özgürtüş lazım. Hakikaten şu bir kabul konulan hac insanın hayatını tamamen özgürtüdü. Hac kılan insan elbette günah masiyet kımaydı, kişilerin hakkını yemeydi, kişilerine zulüm kımaydı, birbiriyle cidelleşmeydi. Nait yakışı şekilde üzünün hakiki türde Allah'ın ki huzuru kilip, ibadet kılıp, Allah'ın beytini kürep, Kabe tavaf kılıp, bağınkin şunun layık bir hayat köçürüşü insanlığa bak zürül. Demek ki rütbe kaydıkandayken bir hidayet meşgeli. Şunda. Hidayet ve adab ahlak çırı kabul kaydışı gerek rütbe bağındayken. Köp rahmet Allah razı olsun. Hürmetli kardeşler programımızı nehviyat ahırlaştırmış. Konu koyup kırıp ağırlığım için köp rahmet. Kink bölümlerde kuruş kayıt uçuruş ümidi bilen her birinlerden hoşçakalınız. Hayır, hoş selamet bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.